İlmin, irfanımızın, hikmetimizin tarihin derinliklerine giden bir kurumunu, bir müessesesini ihya ederek gelenekten geleceğe bir köprü oluşturan Karatay Üniversitesi mütevelli heyetine, Konya Ticaret Odası yetkililerine ve Sayın Rektörümüz Tabi Selçuk Bey, Arslan Bey ve bütün diğer arkadaşlara teşekkürle başlamak istiyorum. Çok değerli meslektaşlarım, değerli öğrenciler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ve öncelikle tabii dün elim bir kazada kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Son günlerde kaybettiğimiz şehitlerimize de tabii Allah'tan rahmet diliyorum. Bazı öğretim üyelerimizin bu kazada yaralandıklarını duyduğumda çok üzüldüm. Selçuk Bey'le de konuştuk. Allah şifa versin. İlim yolunda yaralananlar bizim neslimizde gazi hükmündedirler. Üniversitede bundan sonra da onlara bu şekilde muamele etmeliler. İnsanı rahatlatan, içinde bulunmaktan mutlu eden ortamlar vardır. Bütün üniversiteler bu anlamda benim salonlar, konferans mekanları, ders mekanları kendimi en rahat hissettiğim, en huzurlu hissettiğim yerler. Ama Karatay Üniversitesi'ne gelince ayrı bir heyecan duyuyorum. Niçin? Eğer bana sorsalar 2009'dan bu yana başbakanlık, bakanlık dönemlerinde en anlamlı yatırımlardan, bana heyecan veren en güzel müesseselerden birisi nedir diye sorsalar Karatay Üniversitesi'ni en başa yazardım. Çünkü Konya bir başkent ve bu başkentte Asya'nın derinliklerinden gelen bir millet öylesine bir kök saldı ki buradan Afrika'nın derinliklerine, Avrupa'nın derinliklerine, Avrasya steplerinin derinliklerine uzanan bir devletin tohumları atıldı. Ve o devletin oluşturduğu her kurum daha sonraki nesiller için dayanak noktası, istinadgah oldu. Karatay Üniversitesi, Karatay Medresesi'nin devamı olarak bu tarihi hatırlatıyor bana. Üzerinde küllenmiş bir geçmişi, üzerindeki külleri kaldırarak tekrar Karatay Üniversitesi'ne ayağa kaldırdık. Ve Celaleddin Karatay rahmetlinin emanetine sahip çıktık. Bu açıdan heyecan veriyor. Ve Karatay Direniş filminin galasında yaptığım konuşmada da zikrettiğim gibi Büyük Milletler Yükseliş dönemindeki tepkilerle, gösterdikleri cevvaliyetle, gösterdikleri hikmetle büyük olmazlar. Büyük Milletler yükseliş dönemleri dışında bunalımlarla karşılaştıklarında gösterdikleri kararlılık, sebat ve vakarla ayakta kalırlar. Tam bu topraklara kök salmışken Bağdat'ı yok ettikleri gibi Konya'yı da yok etmek üzere harekete geçen bir Moğol sürüsü karşısında direnen Konya, bir taraftan o direnci gösterdi, o direnişi, diğer taraftan da gerçek direnişin savaş meydanında değil, ilim meydanında olacağını göstermek üzere Karatay Medresesi'ni kurdu. O kadar önemli bir misal ki bu. O kadar önemli bir simge ve o kadar önemli bir şiar ki. Medeniyetler savaş meydanlarında kurulmaz sadece. Savaş meydanlarında belki yayılır. Savaş meydanlarında belki direnir ama gerçek medeniyetin tohumları insanların zihninin dokunduğu kurumlarla atılır. Karatay Medresesi böyle bir kurumdu. Ve zamanla geleneğe neredeyse harp açıp bu milletin kimliğine ait olan her şeye bir şekilde düşmanlık gösteren zihniyet, Karatay Medresesi dahil olmak üzere birçok medreseyi tarihe tevdi ettiğinde bu milletin bir gün çocukları gelecek ve o çocuklar bu müesseseleri ihya edecek diye nice dualar edilmiştir. Velhamdülillah o çocuklar geldiler. Ve o çocuklar Konya'nın evlatları, bu Anadolu toprağının, aziz toprağının evlatları ne bırakmıştı ceddimiz bize deyip şöyle geriye baktıklarında Karatay Medresesi'ni tekrar ihya etmeyi bir varoluş meselesi olarak gördüler. Ve burada da Konya'yı bir kez daha Konyalı olmaktan gurur duymama vesile olan husus, Konya'nın sivil toplum mahiyetinde olan Konya Ticaret Odası'nın sadece tüccarlarımızın haklı çıkarlarını, düşüncelerini temsil etmek bakımından değil,
bu topraklara olan bir borcu ödemek bakımından da bir misyon üstlendiğini göstererek Konya Ticaret Odası ile Karatay Üniversitesi arasında bir irtibat kuruldu. Bu bir sivil harekettir. Sivil hareketler gönülle yürür. İmkanla değil, yürekle yürür. Bu imkanları tabii ki biz de elimizden geldiğince bir vazife itiraz ederek sağlamaya çalıştık ama esas bu üniversitenin kuruluşunun yükselişini sağlayan husus Konya'nın cevherinden, içinden çıkan bir insan topluluğunun biz Celalettin Karatay'ın emanetine sahip çıkacağız diyerek yola çıkmalarıdır. Biz bu sivil ruhu kaybetmedikçe hiçbir niteliğimizi, vasfımızı, devletimizi, bağımsızlığımızı, istiklalimizi kaybetmeyiz. Ama bu gönüllülük ruhunu kaybedersek işte o zaman tehlike olur. Konya o zaman direndi, direnirken de 1251'de Karatay Medresesi'ni kurdu. Bugün de inşallah yeni bir yükselişin, yeni bir medeniyet ihyasının eşiğinde olduğumuz dönemlerde zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu mirası hak etmeyenlerin tavırlarıyla, davranışlarıyla karşılaşıyor olabiliriz. Ama dedim ki, işte bu müesseseler ayakta kaldıkça buradan yetişen gençler her zaman Anadolu'da o toprağa sinmiş, havasına, taşına, dağına sinmiş ruhu tekrar diriltirler. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim, boş biliyorum. İnşallah nice yıllarda hep Karatay Üniversitesi'nde olacak. Gözüm, gönlüm hep üzerinizde olacak, yanınızda olacak, yüreğinizde olacak. Bugün kampüste gördüğüm başarılı çalışmalar dolayısıyla da bir kez daha arkadaşları tebrik ediyorum. Karatay Üniversitesi'nde 2 yıl önce yine onun için yanımda aldım. Aralık 2016'da bir konferans vermiştim burada. Karatay Sohbetler öyle başlamıştı. Ve güzel bir kitap ayracı bugün de elimde. Kitapla ilgili her şey sevimlidir, güzeldir. Tekrar sohbete için davet edildiğimde son günlerde belki takip ediyorsunuz. Genellikle gençlerle sohbeti duruş kitabı etrafında yapıyordum. Ama dedim Karatay Üniversitesi'ne bir farklılık yapacağım. Ve yayınlanmakta olan bir kitabımı ilk defa Karatay Üniversitesi'nde paylaşacağım. Sistemik Deprem inşallah önümüzdeki aylarda önce İngilizce olarak yayınlanacak, sonra da Türkçe olarak yayınlanacak yeni eser. İlk defa da Karatay Üniversitesi'nde anlatmış olacağım. Onun için özellikle bu konuyu seçtim. Her kitabın bir hikayesi vardır. Ben 2002 yılında akademik çalışmaları, stajiklerini 2001 yılında yazıp bitirip yayınladıktan sonra, ki biraz sonra ona dönüp bazı atıklarda bulunacağım, 2002 yılında baş danışmanlık görevini üstlenip, o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızla ve 11. Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışmaya başladığımda bir prensip kararı almıştım. Ve demiştim ki, baş danışmanlık görevi yaparken, devlet görevi yaparken, devlet görevinin mahremiyeti ve ketumiyeti dolayısıyla kitap yayınına ara vereceğim ve herhangi bir yayın yapmayacağım. Elimdeki birikmiş dosyaları bir kenara koydum ve 2002 Kasım'ından Başbakanlıktan ayrıldığım 2016 Mayıs'ına kadar bir mülakatlardan müteşekkil teori demokratiye kitabı dışında bir kitap yayınlamadım. Ve bunu da böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Devlet görevi üstlenenlerin bu görevleri ve bu unvanları taşıdıkları sürece devletin mahremiyet ve ketumiyeti yanında o vazifelerin ciddiyeti bağlamında da herhangi bir şahsi faaliyet yapmasını doğru görmem. Bunun üzerinden herhangi bir prestij elde etmelerini, hele hele kar elde etmelerini ise zinhar yanlış görürüm. Ne şekilde ve ne gerekçe olursa olsun bunu bir prensip olarak benimsemiştim. Bu benim özlemle ve büyük de bir şeyle, heyecanla biriktirdiğim dosyaları geciktirdi. Tarihi derinlik yanında, stratejik derinlikte tarihi derinliği ve felsefi derinliği hazırlayacaktık. Başbakanlığı bırakınca elimde ne var geride diye baktım ve kitaplarıma döndüm. Onun için siyaset bugünlerde bu gençlerle sohbette genellikle sorulan sorulardan biri şu oluyor. Siyaset, biz de sizin gibi siyaset yapmak, devlet hayatına girmek istiyoruz. Ne yapalım, ne tavsiye edersiniz diye nereye bir şey tavsiye ediyorum, gençlere de tavsiye edeyim. Gelirken birisi bir mektup verdi bana, bir taziye ziyaretinden çıktığımda 18 yaşında milletvekili adaylığına başvurmuş. Olmadı ama diyor, çok büyük onur duydum, işte güzel şeyler yapmış. Tabii 18 yaş
güzel bir imkan olmalı. Bunlara hiç gençlerimizi hiç bir konuda teşvikten azade bırakmayız. Ama siyasetçilik, siyaset konusunda bana fikrimi soranlara şunu söyledim ve size de şunu söylerim yani. Siyasetçi bir şey olduktan sonra siyasetçi olun. Siyasetçi olduktan sonra bir şey olmayın. Biz ilim hayatı içine girince siyasi başbakanlıktan ayrılma kararımı aldığım gün iki şey söyledim Sara Hanım'a. Derhal başbakanlık konutunu terk edeceğiz. Başbakanlık görevinin bitmesiyle hiçbir devlet imkanını kullanmayacağım. İkincisi şu benim kütüphanem öyle bir güzel tanzim et ki bizde bütün tanzim işlerini Sara Hanım yapar. Ona borçluyum. Tekrar kitaplarıma döneyim. Ve Medeniyetler Şehirler kitabını yazdım. Diğer kitapları toplarken yani yazılmış olan kitabı yayınladım. 15 Temmuz gecesi duruş kitabını yazmaya karar verdim. O hainlerin gençlerimizi robot haline getirerek yok etmelerinden duyduğum ızdırap sebebiyle gençlere sohbet etme üzere o kitabı yayınladım. Sonra da dosyada bekleyen diğer şeyleri kitaplar üzerine çalışmaya başladım. Bu sırada 2017 Mart'ında University of California'dan, USA'dan bir teklif geldi. Bir E-Global diye bir dergi çıkarıyorlardı. Dünya çapında tanınmış, yaşayan en iyi uluslararası hukukçulardan biri kabul edilen Richard Falk editörü ve Filistin davasında her yerde gelişmelerin Filistin raportörüdür. Ondan bir yazı, bir dergi sayısı hazırlıyoruz. Siz acaba katkıda bulunur musunuz? Trump yeni iktidara gelmişti, yeni başkan olmuştu ve dünyada uluslararası sistemin geleceği ne olacak diye bir tartışma vardı. Bunun üzerine İşte buradaki başlıkta sistemik deprem başlığı bir makale gönderdim. Bu makale çok derin bir yankı uyandırdı ve eski Dışişleri Bakanları, akademisyenler makaleye farklı çok yoğun şeyler, yorumlar yaptılar. Tabii maalesef Türkiye'nin şartlarını herhalde tahmin edeceğiniz gerekçeler bu makale Türkiye'de yayınlanmadı ve Türkiye'de hiç tartışılmadı. Günlük televizyon programlarının kalitesi tabii böyle bir şey izin vermesi mümkün değildi. Bu makalenin bu geniş tepki alması sonrasında bu sefer bu makale üzerinde gelen tepkilerle birlikte bu makaleyi bir kitap yapalım dediler. Ve ben kitabı yazmaya, makale 25 sayfa civarındaydı. Diğer tepkilerle birlikte yayınlanacaktı. Her zaman olduğu gibi bu mutabakata vardıktan sonra masa başına oturunca kitap 300 sayfalık bir kitap oldu. Ve daha sonra geçen sene Haziran-Temmuz ayı gibi kitabın şeyi bitti İngilizce olarak. Şimdi de Cambridge University Press tarafından, Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta mutabakata vardık. Son düzeltmelerimi yapıyorum. İnşallah o zaman Türkçe'de de çıkacak. Peki neyi inceledim bu kitapta? Şimdi ona gelelim. Arkadaşlar, dünyada müthiş bir nihilizm var şu anda. Bir ümitsizlik, bir karamsarlık. Uluslararası sistemin geleceğiyle ilgili bütün temel iddiaların sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. İlk bir ay önce de Kazakistan'da Sayın Nursultan Nazarbayev'in davetlisi olarak Astana Forumu'nda bu konuları tartıştık. Orada iki kanat hakim oldu. Birisi aşırı iyimser bakanlar diyelim, dünyada olan zulümleri, tarihi şeylerle karşılaştırıp yine de çok kötü değiliz diyenler. Birisi de bir grupta son derece karamsar yorumlar. Ben bu kitapta ele aldığım çerçeveyi aktardıktan sonra herkesin her iki tavrının da yanlış olduğunu söyledim. O zaman BBC'de de şey yapan bir hem akademisyen hem program yapan bir moderatör vardı. Döndü. Peki sizin teklifiniz nedir dedi. Siz nihilistik pesimizmden hayalperest optimizme kayan bir dünyanın bir çözüm üretemeyeceğini söyledi. Peki siz ne teklif edersiniz dedi. Realistik optimizmi teklif ediyorum dedim. İyimser, realistik iyimserlik. Hem realist olacağız ama bir de vizyon koyacağız. Realist olmadan vizyon koymaya kalkarsanız tarihi gerçeklere uyum sağlayamazsınız. Ama realist olduktan sonra karamsarlığa kapılıp vizyon koyamazsanız bu sefer de o realizm ve o karamsarlık alır sizi öğütür ve olabilecek en kötü senaryoyu insanlığın önüne koyar. O zaman gelin
savaşlar ve düzenlerle ilişkileri bir daha yorumlayalım dünyada. Ve şimdi neredeyiz onu anlayalım dedim. Buradan itibaren kitabın konusuna girmiş oluyoruz. 1989 yılında, şimdi bir ütopik iyimserlikten bir örnek vereceğim size. 1989 yılında tam ben doktora tezini yazarken, tamamlamak üzereyken, Soğuk Savaş bitti ve Fukuyama bir yazı kaleme aldı. Önce bir makale kaleme aldı, sonra bir kitap. Tarihin sonu. Tezi şuydu. Tarihi öyle bir noktaya geldi ki Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte insanlık ulaşabileceği bütün hedeflere ulaşmıştır ve artık tarihin sonu gelmiştir. Bundan sonra insanlığın temel iddiası, hedefi olan özgürlüğün en mükemmeline ulaştı Batı medeniyeti. Ve Batı medeniyetin ulaştığı bu noktayı artık geçebilmek mümkün değil. O zaman ben bir mukabil bir makale yazmış ve 1991 Uluslararası International Studies Association, Çalışmalar Birliği diye bütün dünya uluslararası ilişkiler uzmanlarının toplandığı yıllık kongrede sonu. Benim dediğim şuydu, bu bir yanılsama. O arada dünyada genel olarak herkesin yeni bir dünya düzeni kurulacağı ve Amerika'nın öncülüğünde kapitalizmin, liberalizmin ve insan hakları konseptiyle demokrasinin dünyaya yayılacağı kanaati ve dünya hakim olacağı kanaati vardı. Benim getirdiğim şey işte şuydu, yanılıyorsunuz. Bu yanlış bir yaklaşım. Tarihin sonu gelmedi. Aksine şu anda Soğuk Savaş'ın bitmesini sağlayan şey Batı medeniyetin temel paradigmasındaki bir çözülmenin eseridir. Marksizmin çözülmesi sadece ekonomik bir modelin çözülmesi değil, moderniteyle birlikte gelen değerlerin bir krize girmesidir. Ve şöyle bitiyordu uzun bir tebliğdi. Tarih sona ermedi. Tarih bundan sonra çok daha hızlı akacak. İnsanlığın gördüğü en hızlı akışa bundan sonra şahit olacağız. O da 1994 yılında o zaman kitap olarak yayınlandı. Civilization Transformation diye. Karşı karşı olduğumuz şey tarihin sonu değil, medeniyetin dönüşümüdür. Medeniyet Dönüşümü kitabı 1994'te İngilizce çıktı. İşte 24 yıl sonra, geçen bu sene, bu yazda Türkçesi çıktı. Kendim yazımı tekrar yazmayı arzu ettiğim için ertelemiştim. Niye tarih hızlı akacak dedim. Ve bugün tarih son derece hızlı akıyor. O kadar hızlı akıyor ki artık tarihin akışının bittiğini iddia etmek, bırakın tarihin akışının öngörülebilir şeyini bile kaybettik, ivmesini bile. 5 ay içinde, bırakın 5 yılı değil, 5 ay içinde, hatta 5 hafta içinde büyük bir dünya krizinin çıkmayacağına kimsenin garantisi yok. Herkes tetikte ve defansif şekilde bekliyor. Peki nasıl geldik buraya? Dünya nasıl geldi? İslam dünyası bütün bu süreçte neler yaptı? Türkiye burada nerede durdu? Şimdi geçmişe baktığımızda değerli arkadaşlar, modern dönemde her büyük savaş sonrasında yeni bir düzen kuruldu. Adına da düzen dendi gerçekten. Mesela bu Avrupa içinde. Biz de buna intibak etmeye çalıştık Türkiye olarak, Osmanlı olarak. 30 yıl savaşları 1648'de bittiğinde, 1618-1648 bütün Avrupa'da mezhep çatışmaları yaşandı. Ve savaş bittiğinde Westfalia düzeni diye bir düzen çıktı. Westfalia anlaşmasıyla modern ulus devlet ilk defa orada tanımlandı. Biz buna tepki olarak Osmanlı, orada bir şeylerin değiştiğini görünce, Osmanlı'da da bir kriz vardı hatırlarsanız. 4. Murat dönemi, tam o yıllar, genç Osmanlı'nın öldürülmesi, devlet kurumlarının zayıflaması, bütün o dönemde Osmanlı bunu köprülü reformlarıyla, köprülü ıslahatlarıyla aşmaya çalıştı. Köprülü. Devlete biraz daha sulh kazandırılmış oldu. Sonra 30 yıl savaşlarından sonra Napolyon savaşları, büyük bir savaş, küresel ölçekli savaşlar, biz 250 bin kişinin ölümüyle neticelenen savaşlar olarak tanımlarız. Napolyon savaşları 1815'te bitti, Fransız devrimiyle birlikte gelen. Ve Viyana Kongresi toplandı. Yeni kuralları kondu oyunun. Bu yeni kurallar da güçler dengesi dediğimiz sistemi kurdu. Osmanlı'nın buna cevabı ne oldu? Buna karşı cevabı dediğim veya buna intibakı Tanzimat da oldu. Tanzimat reformlarıyla Viyana Kongresi'ne de biz katıldık. Ve Avrupa sisteminin bir parçası olarak devleti muhafaza etmeye yöneldi Osmanlı. Sonra 1. Dünya Savaşı. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Cemiyet-i Akvam denilen yapı kuruldu. Bir düzen anlayışı içinde.
O da ilk defa uluslararası bir üst üniteyi devreye soktu. Bunu bizde ve geleneksel imparatorluk düzenleri bittiği için Osmanlı'dan da Cumhuriyet'e geçiş dönemi bunlar arasında. Sonra 1940 İkinci Dünya Savaşı yaşandı. Ondan sonra da bir düzen kuruldu. Birleşmiş Milletler ve ona bağlı olarak ekonomik düzenin ana unsurlarını ihtiva ettiği bir Bretton Woods sistemiyle işte IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler bir sistemdir bu. Biz de aynı yıllarda demokrasiye geçtik. Yani bütün bu dönüşümleri doğru takip edip veya en azından bu dönüşümlerden ders çıkarırsa bugünle ilgili bir şey olur. Benim tezim bu kitapta bütün bu büyük savaşlar gibi Soğuk Savaş da bir büyük dünya savaşıydı. Ama Soğuk Savaş'tan sonra bir düzen kurulmadı. Böyle bir düzen kurmak için de aktörler bir araya gelip ne Westfalia Anlaşması'nda olduğu gibi bir anlaşma yaptılar, ne Viyana Kongresi'nde olduğu gibi kongre tertip ettiler, ne de bir Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bir Cemiyet-i Akvam ve Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Birleşmiş Milletler reform ettiler. Ve krizler birikerek arttı. Peki niye deprem analojisini kullandım? Şundan, biz Türklerin kafasında depremle ilgili bir şey zaten var, bunu da anlatıyorum kitapta. Depremin bir önce şeyleri vardır, habercileri veya bilirsiniz istatistiklerden depremin kaç yılda olduğu falan. Buna dikkat edip de, bunu öngörüp de, depremin geleceği dönemde döneme hazır olursanız binalarınızda az zayiat görürsünüz veya yapılarınızda, psikolojinizde, kurumlarınızda. Bir de deprem olduğu anda o depremi nasıl yöneteceğiniz önemli, kriz yönetimi. O deprem oldu, herkes nasıl davranacak? Bizim Sakarya ve Gölcük depremi 1990 bu kadar büyük felaket yaşaması devletin ne öngöremedik, aynı zamanda kriz yönetimini de iyi yapamadık. Deprem esnasında da kimin ne yapacağı belli değildi. Sonra bu tecrübeyle AFAD'a kadar varan büyük, çok etkili bir kriz müdahale ekibi kurulu da kurulu. Bir de sonrasında depremin artçı şokları var. O artçı şokları da öngöreceksiniz. Şimdi uluslararası sistemde böyle bir binaysa, gelen şoku hissettiğinizde tedbir almalısınız. O anda krizi iyi yönetmelisiniz. Sonrasında da artçı şokları iyi takip etmelisiniz. Şimdi Soğuk Savaş'ın bitmesi 1989 ise o günden bugüne arkadaşlar dört büyük deprem yaşandı. Ben bu dört büyük depremi size anlatacağım. Sonra da Türkiye olarak biz bu depremlerde neler yaptık? Olumlu, olumsuz yönlerine bir burada akademisyen şeyiyle soğukkanlılığı içinde herhangi birini tenkit etmek veya savunmak şeyle değil bir partiyi ve yani 90'lardaki partileri ya da bizim dönemde yaptıklarımızı açısından değil. Dört depremin birincisi jeopolitik deprem. 1989'da Berlin duvarının yıkılmasıyla 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte yaşanan deprem. Buna jeopolitik deprem diyorum. Jeopolitik deprem. Ne yaptı bu deprem? Soğuk Savaş dönemindeki Varşova Paktı'nı ve Sovyetler Birliği'ni çökertti, yeni devletler ortaya çıktı. Ve bu yeni devletlerin her birisi de ayakta kalabilmek için bir mücadele içine girdi. Ya bir reform yaptı ya da komşularıyla çatıştı. Yani Ermenistan-Azerbaycan çatışmasını düşünün, Gürcistan'daki iç çatışmaları düşünün, Bosna'yı düşünün, Kosova'yı düşünün. Bu deprem uluslararası sistemin temellerini sarstı. 2001'de ikinci büyük depremi yaşadık. Bu da güvenlik depremi. Güvenlik depremi de 11 Eylül'le birlikte yaşandı. Ama öyle bir yerde yaşandı ki uluslararası sistemi regüle etmesi gereken ülkenin merkezinde yaşandı. Kendisini en güvenli zanneden ve dünyadaki bütün savaşlardan uzakta bir kıtada güvendeyiz diye düşünen Amerikalıların ekonomik başkenti New York'la siyasi başkenti Washington'a, Washington'da ilk defa güvenlik problemi yaşandı. Ve bir anda jeopolitik deprem esnasında yani 90'lı yıllarda öne çıkan demokrasi, özgürlük fikirlerinin yerini güvenlik fikirleri aldı. Güvenlik ağırlıklı politikalar. Irak ve Afganistan müdahaleleri bu depremi İslam coğrafyasına ve Orta Doğu'ya aktardı. Üçüncü büyük deprem, bunlara geri dönüp kısa kısa analizler yapacağım. Önce bir dört depremi zihnimize yerleştirin. Üçüncü büyük deprem 2008'de ekonomik krizde yaşandı. Küresel ekonomik kriz. Bir anda finansal kriz ekonomik krize, ekonomik kriz sosyal krize
Ve istihdam üzerinden büyük patlamalara sebebiyet verdi. Yunanistan'da, İrlanda'da, İspanya'da. Ve bu da Avrupa Birliği ülkelerini doğrudan etkiledi. Hem Avrupa Birliği ülkelerinde şeye yol açtı, iç şeylere ve Avrupa Birliği projesini tartışmaya açılması, şimdi Brexit'e kadar giden, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına kadar giden süreç cin tohumları o zaman atıldı. Dördüncü büyük deprem, yapısal deprem. Bu da Arap Baharı ile birlikte gelip devletlerin iç dokularını yapısal olarak sarsan depremler. Ve Arap Baharı biraz sonra onun üzerinde de kısaca duracağım. Bu dört deprem daha birinin getirdiği problemler çözülemeden diğer bir depremle yaşandı ve birike birike sistemik bir depreme yol açtı diyorum. Hiçbirinin şeyi çözülmediği için uluslararası sistem bütünüyle bir krize girdi. Yani Baba Bush, Clinton, oğul Bush, Obama, Trump çizgisindeki Amerika'daki yönetim değişimine baktığınızda bile bunların izlerini görürsünüz. Şimdi bu sistemik depremin dokusunu iyi anlamadan çözüm bulamayız diyorum ve bunu aşabilmek için de bir kitapta bir şey teklif ediyorum. Yani bir yeni yaklaşım diyebileceğimiz bir yaklaşım. Peki neler oldu bu depremlerde? Kısaca bir hatırlayalım. Jeopolitik deprem Polonya'dan başlayın Baltık'tan o zaman Çekoslovakya'ydı. Macaristan, oradan aşağı doğru inin. Yunanistan üzerine Balkanları kuşatın. Kafkasya'ya geçin. Orta Asya'ya kadar olan fay hatlarını sarstı. Bizim açımızdan Türkiye için önemli bir imkan ama büyük de riskler birlikte beraberinde geldi. Ben buna tarihin muhteşem geri dönüşü de diyorum. Olumlu ve olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Yüklerle birlikte geri döndü. Çok iyi hatırlıyorum. 1989 senesi bir Berlin duvarı yıkıldıktan sonra bir uluslararası bir panelde tartışmacıyım. Ben genç bir akademisyenim. Rahmetli Aydın Yalçın'ın da olduğunu hatırlıyorum. Bir dışişleri temsilcisi vardı o zaman. Akademisyenler, dış politika yazarları, temsilcileri böyle 4-5 panelistin olduğu bir yerde şöyle bir tartışma geçmişti. Doğal bir tepki olarak dışişleri'den gelen arkadaş dedi ki Yugoslavya'nın parçalanmaması bizim için çok önemlidir. Ve Yugoslavya'nın dağılmaması lazım. Dağılmayacaklar. Biliyorum genel olarak hani Yugoslavya üzerine bu şeyler başladığında. Dedim ki, ben de yorumumda, artık bu öylesine bir yoğun şey ki, sarsıntı ki o zaman deprem ifadesini kullanmıyordum. Bu büyük değişimden Yugoslavya'nın ayakta kalması zor görünüyor. Biz şimdiye kadar olduğu gibi iyimser bir şekilde Yugoslavya'nın ayakta kalacağını düşünebiliriz, isteyebiliriz ama tarih bu soğuk savaştan sonra Yugoslavya'ya yaşama şansı vermeyecek. Hesaplarımızı Türkiye olarak böyle bir sarsıntıyı nasıl karşılayacağımıza göre yapmalıyız. Orada bizim Osmanlı bakiyesi, yönleri bize dönmüş insanlar var. Onlara karşılayız. O zaman cevaben dedi ki 2 milyon civarındadır oradaki bütün şeyler. Dolayısıyla hani bizim orada çok ciddi risklerimiz ve sorumluluklarımız yok gibi bir şey oldu. Dedim ki aksine saymaya başladım. Boşnaklar 2 milyon, Arnavutlar şu kadar. Tabii onlar o zaman biraz da sadece soydaşlar derken orada kalan Türkçe konuşan Türk, Konya'dan gelenleri sayıyorlar. Halbuki Bosna Savaşı çıktığında bütün Boşnaklar yönlerini bize döndüler. Kosova Savaşı çıktı, bütün Arnavutlar bize döndü. Öyle bir şekilde tarih önümüze getirdi ki bunları, Türkiye bütün bu jeopolitik depremin ortasındaydı. Ve çabuk da tepkiler verdik. Olumsuz hani Orta Asya Cumhuriyetlerine açılma, Özal dönemi vesaire. Ama üç şey bizim orada mesafe almamız güçleştiren üç faktör oldu. Bir, koalisyon hükümetleri, hangi tür olursa olsun, hep arka arkaya değişen bakanlar, Dışişleri Bakanı koalisyon. İki, terör tehdidi. Üç, ekonomik krizler. 94 ve 2001 krizleri Türkiye'nin dış politika kapasitesini daraltan etkiler yaptı. Aslında benim stratejik derinliği yazma gerekçem, tam da bu jeopolitik depremi nasıl yorumlarız ve ne yaparız diye, Türkiye ne yapmalı diye bir çerçevede kaleme aldım. Bir tarafta Körfez Savaşı, yani Amerika'nın Irak'a müdahalesi, Irak üçe bölünmüş. Diğer tarafta Balkanlar hareketlenmiş. Kafkaslar'da Azerbaycan haklı olarak Türkiye'den destek bekliyor. Çeçenler destek bekliyor. Böyle bir büyük sarsıntının içine girdik. Bu kimlik boyutu da olan bir sarsıntıydı. Şimdi peki bu jeopolitik deprem
Dünya buna bir çözüm buldu mu? Bulmadı. Daha o jeopolitik depremin artış şokları devam ediyor. Niye devam ediyor biliyor musunuz? Onu da kitapta bu dönem barış dönemi değil, ateşkesler dönemi diye tanımladım. Ateşkes nedir? Taraflar ateşi keserler ama ilk fırsatta da savaşmaya hazır halde teyakkuzda dururlar. Şimdi Armenistan'la Azerbaycan arasında bir barış var mı? Yok. Her gün sınır çatışmaları oluyor. Her an orada bir şey patlayabilir. Efendim, Gürcistan-Abhazya arasında bir barış var mı? Yok. Bosna'da hatta bir barış var. Dayton Barışı deniyor ama her an kırılgan bir barış. Dodik diye Banjaluka'da oturan eski Milosevic'in sonraki kopyası bir Sırp lider. Her an sıkıntı çıkarabilir. Her yerde bir gerilim var. O ateşkesler dönemi devam ediyor. Latife şey olsun belki bazı anekdotlarla da şey yapmak anlamında niye üzerimizde bizim ağır sorumluluklar var. Yeni Dışişleri Bakanı olduğumda Amerika'ya ilk seyahatimi yaptım. Sayın Clinton o zaman, Hillary Clinton madamımız olacak ya. Bir gece önce, bir gün önce WikiLeaks yayınlandı. Pazar günü, pazartesi günü biz görüşme yapacağız. Fakat pazar günü onun yayınlanınca da gittiğimizde bilmiyorum. Yayınlandı. İlk belgeler, yayınlanan belgeler Türkiye'den çıktı. Onların içindeki ilk belgelerden biri de benimle ilgili çıktı. O zaman hatırlarsınız belki, Orta Doğu'nun en tehlikeli adamı diye Ankara, Amerikan Büyükelçiliği'nden Washington'a bir rapor yazılmış. Onu söyleyen de bir Türk. İşin Türkiye'de hizmet etmenin böyle şeyleri vardır. Yarın bir şey yapacağınızda hazır olun bu tür tepkilere. Bazen en tehlikeli Amerikan düşmanı olursunuz. Gün gelir birileri çıkar. Sırf size şeyinizi bir itibar suikastı yapmak için sizi Batı ajanlığıyla da suçlayabilir. Hangisinin doğru olduğunu sadece Rabbimiz, gerçeği Rabbimiz ve tarih ve millet bilir. Neler söylendi, neler yazıldı biliyorsunuz. O kısmı şey değil. Yani baş danışmandım. Tabii ki doğru, ben Türkiye'nin Amerikan askerlerinin Türkiye'ye girişine karşı çıkmıştım. O da doğru. Bir madde öncesi. Sadece Amerikan değil, hiçbir askerin, yabancı askerin Türkiye o çapta girişini doğru görmem. Dün doğru görmedim. Bugün de doğru görmem. Yarın da doğru görmem. Hele savaşa giden bir askeri toplu şeyin bizim sınırlarımızdan geçerek bir savaşın başlayacak olması hepimizi tedirgin eden bir durum bu. Tabii resmi görüşmeye girdiğimizde bir an o da bir şey hissetti. Tabii haklı olarak bir özür dilemeye ihtiyaç. Çünkü nihayet kendi büyükelçiliklerinden sızan bir bilgi. Ben şimdi karşısına bakan olarak muhatabım. Teskin etmek için ki yok dedim. Böyle şeyler yazılır. Şey yapmayın, üzülmeyin. Basınlardan bir soru gelirse ben cevap veririm. Onu da merak etmeyin. Bir Türk Dışişleri Bakanı ile bir Amerikan Dışişleri Bakanı arasındaki fark şöyle bir şeydir dedim. Ben sabah kalktığımda Ankara'da masama daha oturmadan aynı anda ülkemizin etrafındaki 3000 kilometrelik bir alanda daire çizin, 50'ye yakın ülkenin raporunu okumak zorundayım ve o 50'ye yakın ülkedeki insanların geçmişten gelen ya Türkiye'den beklentileri vardır ya Türkiye'ye bir şekilde rezervleri vardır ve oranın hepsi kaynıyor. Bütün o coğrafya, Balkanlar, Kafkaslar ve kalktığım anda bununla karşılaşıyorum. Siz ise Washington'da uyandığınızda 3000 kilometrelik bir daire çizseniz işte ulaşacağınız yer bir Kanada bir Meksika'dır en fazla. Hani ne kadar giderseniz gidin. Siz dışındakinizdeki bir dünyanın düzeniyle kendinize uğraşıyorsunuz. Biz ise içinde olduğumuz bir dünyanın dertleriyle halleşmek zorundayız. Onu hissetmezseniz yaşayamazsınız. Onu hissetmezseniz ona devam olamazsınız. Çok ilginçtir ve bunu da gururla taşırım. Geçen gün Kırım Tatarları Derneği'nin galiba Trakya'daki bir başkanı beni Kırımlı ilan etmiş. Yani Davutoğlu, bizden iyi insanlar, işte önemli düşünürler, akademisyenler, devlet adamları. Davutoğlu da bunlardan başka isimler de veriyor. Soruyorlar bana Kırımlı mısınız? Değilim ama Kırımlıyım. Saraybosna'ya gideyim herkes beni boşnak zanneder çünkü Dışişleri Bakanı iken, Başbakan iken, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ederken Bosna Hersek'le ilgili ne mesele varsa bütün bakanlığa talimat vermiştim. Kendi bakanlığınız gibi, kendi ülkenizin bakanlığı olarak davranacaksınız.
Kosova aynı şekilde. Afganistan'a gittiğimizde öyle. Hep söylüyorum, ben Saraybosna'ya gittiğimde Boşnağım. Bahçesaray'a indiğimde Tatarım. Khorasan'a indiğimde Özbek'in, Türkmen'im. Onu hissetmezseniz bu ülkenin sorumluluğunu üstlenemezsiniz. Ama her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıyım veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Şunu da zikredeyim ki, beklentiler Türkiye'nin nereye ulaşmış olduğunu görmek için. Yine ilk ziyaretimi Afganistan'a yaptığımda, 2009 Dışişleri Bakanı olarak, Afgan Belh bölgesine gittim. Bir Konyalı Dışişleri Bakanı olursa Belh'e gitmek tercih değil, mecburiyettir. Neden? Hazreti Mevlana hem Konevi'dir hem Belhi'dir. Hem Rumi'dir hem Horasani'dir. Belh'e gittim. Belh valisi hoş beşten sonra, daha basın oradayken döndü, Sayın Bakan dedi, bize Mezar-ı Şerif'te okul lazım, Cevizcan'da yol lazım, Şibirgan'da hastane lazım. Sayı başladı saymaya. Ben de Büyükelçiyi çağırdım, TİKA başkanını. Şunları unut dedim, bir sene sonra geldim, hepsi yapılacak dedim. Dedi ki bir gazeteci çıkarken, Sayın Başbakan dedi, bunlar dedi öyle bir istiyor ki Belk valisi, gören de Belk valisi zannetmez, sizi Konya valisi zanneder. Onu Belk valisi değil, Konya valisi zanneder. Evet, onların hepsi bizi öyle görür. Niye Kırım'ı görürüm? Çünkü Cengiz Dağcı diye büyük Kırım romancısı, badem ağacına asılı bebekler, vefat ettiğinde Londra'da, New York'ta doğrudan müdahale edip, Londra Büyükelçiliğine ve Kiev Büyükelçiliğine talimat gönderip Cengiz Dağcı'nın cenazesini alacağız ve Bahçesaray'a, Kırım'a, babasının evinin bahçesine gömeceğiz dedim. Çünkü romanların orayı anlatır. Ve 1944'te Stalin onu sürdüğünde maalesef Türkiye Cumhuriyeti o zaman onu Türkiye kabul etmez ve Londra'ya gitmek zorunda kalır. Üstümüzde öyle bir ağır lekedir ki bu, şimdi o lekeyi kapatma zamanıdır. Ve Cengiz Dağcı rahmetliyi alacağız, şeye götüreceğiz, Kırım'a dedim. Ukrayna hükümeti biraz Kırım'da olaylar olur diye koydu, biraz mesafeli davrandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı da New York'taki çağırdım. Dedim, ben geliyorum Ukrayna'ya. Buyur gel dedi. Ama Kırım'a da gideceğim. Tabii dedi, her zaman gidiyorsun zaten. Yanında bir misafir olacak, Kırımlı bir misafir dedim. Anladı. İşte bir takım olaylar olur falan. Dedim, hiç merak etme, olay da olmaz. Elhamdülillah. Bu görevlerde şeref duyduğum bir şey gerçekleştirdik, duydum. Önemli. Cengiz Dağcı'nın cenazesini gerçekten babasının bahçesine defnettik. Ve ablası, kardeşi 1944 yılında son olarak onu gördükten sonra ilk defa cansız bedenli cenazesini gördü. Bunları niye zikrediyorum? Türkiye bir anda o jeopolitik depremin bütün havzalarıyla muhatap olmaya başladı. Ve biz çocukluğunda Cengiz Dağcı ya da doğduğu yerde Hazreti Mevlana'yı tanımış ve böyle yetişmiş insanlar olarak devlet görevi aldığımızda kimi zaman Belhi olduk, kimi zaman Kırımlı olduk, kimi zaman Boşnak olduk. Ama hep o tarihin yürüyen temsilcisi olmaya gayret ettik. Bizden duyulan rahatsızlıkların arkasındaki sebepler buralarda aramak gerekir. Arakan'a giderken de sahikimiz Arakan'a, Myanmar'a götürülmüş olan 10 bin Osmanlı askeri ecdadımızın makamlarını, mekanlarını bulmak ve ihya etmekti. Somali'ye giderken de, Filistin'e giderken de. Öyle bir jeopolitik deprem ortaya çıktı ki Türkiye bununla karşı karşıyaydı ve hala karşı karşı. Bu sorumluluklardan kaçamayız. Bu sorumluluktan gereğini yapmak zorundayız. Ve o ateşkesler devam ediyor. Hiçbirisi çözülmedi. Yarın sabah kalktığımızda Ermenistan-Azerbaycan sınırında bir çatışma olmayacak ve Türkiye'den bir şey yapması gerekmeyecek diyemez kimse. Ya da Bosna Hersek'te veya başka bir yerlerde. O jeopolitik depremin artçı şokları devam ediyor. Peki güvenlik depremi? Güvenlik depremi 11 Eylül'de öyle bir sarstı ki Amerikan toplumunu, tabi caizse Amerika ile birlikte dünyanın ekseni de değişti. 90'lı yıllarda Clinton'ın İstanbul'a gelip yaptığı, yani Başkan Clinton'ın yaptığı ziyaretteki Ankara'da
Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmaya bakın. Hep demokrasi, özgürlük, insan hakları. 1991'de Avrupa yeniden tanımlayan charter, Paris charter'ı var. Paris Sözleşmesi. Oraya bakın, o SC'nin. Orada şöyle diyor aynen. Şimdi Avrupa liderlerine dönüp bakması lazım. Bundan sonra bu kıtanın siyasal sistemi demokrasidir ve her ülkede demokratik değerler ve insan hakları hakim olacaktır. Sene 91, Aralık. Paris'te bunu söyleyen Avrupalılar, aradan işte kaç sene olmuş oldu? 26 sene sonra, işte ben başbakan olarak mülteciler sorununu görüşmeye gittiğimde veya mülteciler gündeme geldiğinde, bütün insan hakları kavramlarını bir kenara koyup sadece güvenlik odaklı olarak baktılar. Sanki gelenler bir katiller ya da barbarlar sürüsü gibi. Halbuki sadece hayat alanı bulmaya çalışan, yaşamaya çalışan insanlar. Değişim göstermek için söylüyorum. Bu güvenlik paranoyası insan hakları ve demokrasiden bir kayışı beraberinde getirdi. Çok ilginç ve bence gurur da duyacağımız bir şey. Tam dünya güvenlik paranoyası içine girmişken ve her yerde Amerika Afganistan'a müdahale etti. Ne oldu sonunda? Guantanamo hapishanelerinde insanlık tarihinin gördüğü en hukuk dışı uygulamalar yapıldı. Ve sonunda Obama onları kaldırmak zorunda kaldı ve bu konuda özür dilemek zorunda kaldı. Hukuk kalmadı. Uluslararası hukuk, insan hakları vesaire. Ve herkes bunu kendisi için kullandı. İsrail Filistin'e baskı yaparken bütün Filistinleri terörist ilan ettiği 11 Eylül'ün şeyi terör kavramı etrafında, Çin Uygurlara bakarken, Rusya Çeçenistan'da, her yerde herkes kendi terör kavramı etrafında güvenlik odaklı bir döneme girdi. İnsan hakları kavramı daha ikinci bir konuma getirdi. Onun için seçimi kazandığı halde Hamas'a o seçim şey görevi verilmediği zaman Batı çok ciddi bir ikileme düştü. Ve biz çağırıp hani burada Halit Meşal'le görüşme 2006'da, şimdi bugünler çabuk unutuluyor maalesef. Sadece daha sonra Halit Meşal girdi ve normalleşti. 2006'da Halit Meşal Hamas'ta seçimleri kazanmış bir lider olarak Türkiye'ye geldiğinde öyle bir baskıyla karşı karşıya kaldık ki o günlerin en maruf, en çok satan gazetesi benim boy resmimi basıp Hamas terörün arkasından da o çıktı diye yayın yaptı. Halbuki aynı dönemde biz Irak'ta barış için çaba sarf ediyorduk Sünnilerle Şiiler arasında. Niye bunu zikrediyorum? O kavramsallaştırma yeni dönemi başlattı. Ve herkes kendi terörünüyle mücadeleyi esas alıp aynı ülke bakıyorsunuz PKK terörüne karşı o duyarlılığı göstermiyor. Herkes kendi çaresi derdine düşmeye başladı. Peki Türkiye bu dönemde tam da bizim AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı, onun öncesinde 11. Cumhurbaşkanımızın Abdullah Gül'ün başbakanı, arkasından Cumhurbaşkanımızın geçiş ile birlikte aslında biz 11 Eylül sonrası ortamda iktidara gelindi ve 11 Eylül sonrası ortamda dünyadaki trendin aksine bir trendi takip ettik ve bence de doğru yaptık. Neydi o? Dünyada demokrasi ve insan hakları kavramları zayıflarken Türkiye'de demokrasi ve insan haklarına dayalı demokratik açılımlar yaptık ve tamamıyla işte o günlerin psikolojisini düşün, 28 Şubat'tan kalan yasakları birer birer kıra kıra bir yola çıkıldı. Ve Türkiye o dönemde doğru refleks verdi. Şeyde de doğru refleks vermişti, yanlış anlamayın yani jeopolitik 91'deki bölünmede de ama imkanlar yetersizdi. Birikim yoktu, aniden karşılaşılmıştı. Yani Bosna-Hersek Savaşı'na da o günkü iktidar hangi düşüncede olursa olsun, hangi parti sahip çıkıldı yani Kosova'da da Bosna'da da. Onu eleştirmiyorum. Ama imkanlar sınırlıydı. Bir de Türkiye kendi içiyle boğuşuyordu. 28 Şubat'la birlikte. Kendi içiyle uğraşmaktan dışarıya mecali kalmıyordu. İnsan unsuru, önemli bir insan unsuru, yetişmiş insan unsuru, daha sonra Türkiye'nin yükünü olacak insan unsuru 28 Şubat'la birlikte kenara itilmişti. Bunların içinde bizler de vardık. Akademisyen olarak üniversitelerde ne tür baskılarla karşılaştığımızı biz biliriz. Türkiye'nin arkadaşlar bugün için de aynı şey geçerli ve Karatay Üniversitesi, üniversiteleriniz bakımından önemli. Bizim doğal kaynaklarımız yok. Namütenahi kaynaklarımız yok.
Bizim bize destek verecek büyük sermaye grupları yurt dışından veya sermaye hareketlilikleri diyor. Bizim en önemli kaynağımız insan kaynağımız. Beni yürekten zedeleyen şey, ihtilaller bu insan kaynaklarını yok etmiştir hep. 27 Mayıs yetişmiş bir Demokrat Parti insan kaynağını yok etti. 12 Mart sağ sol diye bir insan kaynağını yok etti. 12 Eylül daha da çarpıcı bir şekilde bir gençlik grubunun geleceğini kararttı. Hangi ideolojilerde olursa olsun insanların bakışları ideolojilere değişir. Bu toprağın çocuğu nerede, hangi düşünceyle olursa olsun kaybedilmişse bu toprağın çocuğu kaybedilmiştir. Ve sonra PKK üzerinden Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sundaki insan kaynağı tüketildi. Hep budanmaya çalışıyoruz, budanmaya. İşte biz o iktidarın, yani 2011 yılı sonrasında bu insan kaynağını derleyip toparlamaya ve mümkün olduğu kadar kimseyi dışlamayan, bu tabire sonra tekrar geleceğim, kimseyi dışlamayan bir yol temsili. İnsan hakları temelli. Hatta o şeyi formüle ederken de ilk konuşmalarda benim de üzerinde teorik olarak şu anda da bu kitapta da vurguladığım bir kavram geliştirdim. Özgürlük güvenlik dengesi. O kadar önemlidir ki bu. Eğer insanoğlu hayatta iki şey arar arkadaşlar. İki şey. İki şeyin peşinde koşar. Bir sürü bunların açılımları vardır ama iki şeyin peşinde. Bir güvenlik, bir özgürlük. Güvenlik bedeni varoluşun devamı için şart. Güvenlik arar. Ama insan onurunun devamı ise, sürekli ise özgürlük de sağlanır. Güvenliği sağlayıp özgürlüğü yok ederseniz Saddam'ın yaptığı gibi, Esad'ın yaptığı gibi belki istikrar var gibi görünür ama insanlar kendilerini insan gibi hissetmezler, köle gibi hissederler. Özgürlüğün, hele hele düşünce özgürlüğünün, hele hele üniversitelerde düşünce özgürlüğünün olmadığı yerler kendilerini bunalmış hisseder. Öbür tarafta özgürlük veriyoruz diye kaosun önünü açarsanız, güvenliği ihmal ederseniz ortaya bir kaos çıkar. Saddam sonrası Irak gibi. Veya Esad'ın zulmü sonrasında özgürlük yok ortada ama bir kaotik dönem çıkması. Peki meşruiyet nedir biliyor musunuz? Bir siyasi sistemin meşruiyeti senin özgürlüklerini sınırlamadan sana en yüksek güvenliği sağlıyorum diyen ya da senin güvenliğini temin ederek sana en geniş alanda özgürlük tanıyorum diyen siyasal sistem en meşru sistemdir. Kitapta da zaten meşruiyeti bununla anlatıyorum. Biraz sonra buna döneceğim. Biz bunu yapmaya çalıştık ve belli ölçülerde başarı sağlanıyor. 2008 krizi neyi getirdi? 2008 krizi büyük bir dalgalanmayla 1929 ekonomik krizinden sonraki ondan çok daha büyük çaplı bir krizdir. Ve zannedildi ki sonra alınan finansal tedbirlerle, yeni finansal mimariyle bu aşıldı zannedildi. Bakın hala Fransa'da yaşananlar dahi o krizin artçı şoklarıdır. Devam ediyor. Ve Avrupa Birliği fikrini en büyük sarsıntıya uğratan da o oldu. Türkiye olarak o krize de aslında doğru tepki verdik. Gerek uygulanan politikalarla, gerekse dış politikayla, ekonomi arasında kurduğumuz irtibatlarla. Tam o yıl 2009 1 Mart'ında ben başbakan oldum, dışişleri bakanı oldum. Yeni seçimden çıkmıştık, mali seçimlerde biraz oylarda düşüş olmuştu vesaire. Kritik bir dönemdi. Hele hele parti kapatma davasıyla sonrasında yaşadıklarımız belki de en kritik dönemlerden biri. Demokrasiyi yok etmek adına. Şimdi size çarpıcı bir şey söyleyeceğim. 2009'un da meşhur One Minute olayıyla sayın o zaman başbakanımız, cumhurbaşkanımız bir psikolojik şok yarattığında dünyada ve özellikle de hakim güçler nezdinde oradan döndük. Seçimde bir kayıp oldu. Bir taraftan ekonomik kriz var, bir taraftan Türkiye'ye dönük bir takım operasyonlar. FETÖ'nün ilk dinlemeleri, sonraki tespitlerimize göre 2009'un yazından itibaren başlar. Yani birileri düğmeye basması, dışarıdan basması varsa, ki var. Peki biz ne yapmaya çalıştık ekonomik krizi göğüslemek için? Bir taraftan içeride ekonomik reformlar ve son derece sağlıklı Sayın Babacan'ın ve o zamanki hükümetimizin, Sayın Başkan, bütün hükümetin çabalarıyla bir kriz yönetimi yapıldı. Ama diğer taraftan da dikkat edin, dış politika ile ekonomi arasında bir irtibat kurduk. Ne yaptık? O günlerin en fazla üzerinde durduğumuz üç tane daha önceki daha az önem veren, yani krizler dolayısıyla ertelenmişi üç tane aldık. Bir, vize. Vizeleri kaldırmaya başladık.
Ben Dışişleri Bakanı olduğumda 42 ülkede vizesiz seyahat vardı. Bıraktığımda 70'e çıkmıştı. Her ülkeyle görüşmemizde önce vize diyorduk. Vizeleri kaldıralım. Niye? Bunun ekonomik arka planı. İkinci yaptığımız serbest ticaret anlaşmalarıydı. Şu anda bir resmi görevim yok. Yurduna gittim. Serbest ticaret anlaşmalarını dondurmayı düşünmüşler. Kralla ve başbakanla yaptığım konuşmada serbest ticaret anlaşmasını dondurmamalarını rica ettim. Çünkü o dönemlerde atılan serbest ticaret anlaşması, üçüncüsü de hala bazı ülkelerle sürdürdüğümüz, Rusya'yla gayet iyi sürdürdüğümüz ama bazı ülkelerde istenen tempoda gitmeyen hükümetler arası toplantı mahiyetinde yüksek düzeyli işbirliği konseyleri kurduk. Bunlarla yapmaya çalıştığımız şey Türkiye'nin ekonomik havzasını açmaktı. Neden biliyor musunuz? İşte Cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşıyor. İlk ona girmeyi hedeflediğimizi o zaman söylemiştik. Şimdi güçleşti. İnşallah bir gün o hedeflere ulaşılır. Niye yaptık? Niye gerekli vizelerin kaldırılması, serbest ticaret anlaşması ve yüksek düzeyli işbirliği konseyleri? Niye gerekli? Çünkü dünyanın 10 ülkesi olacaksak, 10 ülkesinden birisi, diğer 9 ülke kimler olacak bakın. Özellikle gençler, geleceğe bu perspektifle bakmamız lazım. Bugün sabah Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders verdim. Orada bir şey anlattım. Beni ekonomiye ve siyaset alanına, yani ekonomi ve siyaset bölümlerini okumaya sevk eden şeylerden birisi nedir biliyor musunuz? İnsan böyle bazen şok terapiye ihtiyacı olduğu anlar olur. Orta ikinci sınıfta 1971 yılında Türkiye'de 12 Mart muhtırası oldu. Ben de orta ikinci sınıftayım. Konya'dan gitmişiz 4 yaşındayken. Ama babam bizi her şeyle tamam yani, tabiri caizse vatana millete vakfetmiş bir şekilde yetiştirdi. Zihnimiz hep bu mesele orta ikinci sınıftayla yoğunlaşmış. O zaman Demirel hükümeti indirilip yerine Nihat Erim hükümeti kurulduğunda Atilla Karaosmanoğlu Dünya Bankası başkan yardımcısı idi. Türkiye geldi ve başbakan yardımcısı oldu. Daha sonra Kemal Derviş modelini o zaman uyguladılar. Ve geldiğinde ilk şey, bakın hala zihnimden gitmemiş. İlk açıklama şuydu. Biz çok iyi çalışırsak İtalya'nın bugünkü seviyesine 1995 yılında ulaşabiliriz. Biz 1971'deyiz, 1995'te biz çok çalışacağız, İtalya'ya ulaşacağız ama İtalya yerinde durmayacak. O da gidecek. Tabii o sırada nereye gidecekse, daha da ileriye. O zaman niye bu kanıma dokunur biliyor musunuz? Ben İstanbul çocuğu, bir imparatorluğun bakiyesi ülkenin bir çocuğu. Ben Doğu Roma'yı fethetmiş bir milletin çocuğu. Çok çalışacağız da 25 yıl sonra İtalya'nın o zamanki seviyesine geleceğiz. İtalya ne? Batı Roma. Kötülemek için şey için değil ama bize bir tarih bilinci var. Yüreğimi işlemişti bu. Ve bir de İtalya 2. Dünya Savaşı'na girmiş, yerle bir olmuş bir ülke. Biz ise 2. Dünya Savaşı'na girmemişiz. Bütünüyle hani zihnimizi o geri kalmıştı şey karşısında zihnimizi önce ekonomi sonra siyaset okumaya sevk eden amiller bunlardı. Şimdi Dışişleri Bakanı olarak olaya o zaman baktığımızda yani Türkiye olarak baktığımızda bu kalıpları kırmanın şeyi neresi? Peki diğer dokuz ülke hangileri? Bakın şimdi. Bir Amerika Birleşik Devletleri. Aslında bir ülkeler birliği. Adından da anlaşılacağı bir. Bir tek Texas bile coğrafi olarak bizden büyük. Peki arkasından Çin. Dünya nüfusunun 1/4'ünün olduğu bir dev. Kıta yani. Ülke değil bunlar. Sonra Rusya. Dünyanın en geniş coğrafyasına sahip ülke. Kanada, dünyanın en geniş coğrafyasına sahip ülke. Efendim Hindistan, dünya nüfusunun 1/4 orada yaşıyor. Hepsi kıta bunların. 5. Avustralya, bir kıta. Brezilya, bizden 10 misli büyüktür Brezilya. 10 mislidir Türkiye'nin. Sayıyorsunuz. Geriye 2 tane ülke kalıyor. Bizim ölçekte. Nüfus ve coğrafya olarak. Birisi Japonya, birisi de Almanya. Belki Fransa. Ama Almanya zaten Avrupa Birliği bütün Avrupa kıtasının ekonomisini motive ediyor, kullanıyor, değerlendiriyor. Japonya ise büyük bir teknoloji birikimine sahip olmuş. Ona rağmen de geriliyor Japonya'nın dünya kıtasına. Peki Türkiye ne yapabilir? Ve hala bu kanaatteyim. Onun için en çok dış politikada son dönemde yapamadığım şeylerden yarım kaldığı için üzüldüm. Yapamadığım değil bence yapmıştık. Son
üzüldüğüm şeylerden biri Avrupa Birliği'yle vize muafiyet anlaşmasını imzalayamadan başbakanlığı bırakmak zorunda kalmamdır. İmzalamıştık, bitirmiştik. O gün ben başbakanlıktan ayrıldığımda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'na vize muafiyeti uygulanmalı artık olumlu görüşüyle karar çıkması için yazı yazmıştı. Neden vize bu kadar önemli? Çünkü arkadaşlar Türkiye'ye baktığımızda Almanya, Fransa, İtalya, Batı'yı, doğuda da Japonya, Çin, Hindistan, Doğu'yu alın. Geride kalan bütün Afro-Avrasya'nın en büyük üretim üssü biziz. En büyük petrol üreticisi değil, en büyük doğal gaz üreticisi değil ama en büyük üretim üssüyüz. Ve bu Konya Organize Sanayi Bölgesi, bilmem Kayseri, Bursa, Denizli, Gaziantep hepsinin potansiyeli burada. Bunları topladığınızda Rusya dahil hiçbir ülkenin üretim kapasitesi bizi geçemiyor. Üretim kapasitesi, manufacturing dediğimiz, imalat kapasitesi. Peki bu imalat kapasitesinin önünü açmamızın şeyi ne? Sanki sınırları koruyacaksınız ama sanki bir devletmiş gibi engelleri kaldıracaksınız. Vizeleri kaldıracaksınız, bütün pazarlar açacaksınız bu ülkeye. Bütün serbest ticaret şartlarını gerçekleştireceksiniz. Şu anda proteksiyonizm, hani korumacılığın yaygınlaşması Türkiye için bir tehdittir. Çünkü Türkiye'nin ekonomik kapasitesi, üretim kapasitesi, pazar kapasitesinin önünde gitmedikçe Türkiye kalkınamaz. Pazar kapasitesi, yani Türkiye için iç pazarı kastediyorum. Üretim kapasitesi yüksek, o zaman dış pazarı açacaksınız. Bu sebeple bakanlıklar arası koordinasyonlara başladı 2009'dan, ondan itibaren. Ve birer birer çevremizdeki ülkelerle bir günde Suriye ile 58 anlaşmayı biz imzaladık. Şimdi Suriye konusunda ileri geri konuşanlar bunu unutuyor. Onu biz imzaladık. Onun altyapısını biz kurduk. Irak'la 50 anlaşma. Rusya ile ilgili işte hep spekülasyonlar yapılır. Şu unutulur. Rusya ile vize muafiyet anlaşmasını imzalayan da bizdik. Yüksek Düzey İşbirliği Konseyi'ni kuran da bizdik. Her zaman Rusya ile ilişkiler üzerine önem verdim. Hala da Türkiye'nin en önemli dış politika anlaşmalarından biridir. Ta ki Türkiye Cumhuriyeti tek kanatta uçamayacak bir devlettir. Aynı anda Avrupa Birliği, aynı anda Amerika, aynı anda Çin ve diğer güçlerle birlikte dengeli bir şekilde gelişmek şartıyla. 2008 krizini biz Avrupa pazarı daralınca Orta Doğu'ya, Orta Doğu pazarı daralınca Afrika'ya açılarak açtık. Dış pazarları da şey yaparak. Sonra bize dönük hamlelerin çoğuna baktığınızda Türkiye'nin bu dışa dönük olağanüstü açılımını engellemek, kırmak ve Türkiye'yi sınırlarına tekrar 90'lı yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye'yi PKK Kıbrıs denklemine sokmak iç çabaları içinde. Yani hep düşüncemiz PKK ile mücadele, hep düşüncemiz Kıbrıs'la ilgili alan olsun. Şimdi Doğu Akdeniz'deki empozeler de bu yüzden. Halbuki Türkiye ölçeğini büyüttükçe güç kazanabilecek bir ülke. Dünya ekonomi 2008 ekonomik krizinde birçok ülke daralma yaşarken Türkiye bunları aşabildi. Türkiye'nin bu anlamda karşı karşıya kaldığı, deprem olarak karşı karşıya kaldığı en ciddi deprem ve hala boğuştuğumuz deprem 2011 Arap Baharı ile başlayan depremdir. Statiko sarsıldı. Ve neye yol açtı bu? Birçok o deprem birçok devlet yapısını, devlet dediğinizde nihayet bir yapıdır. Onların sütunlarını sarstı. Ve devlet yapılarını çökertti. Türkiye 2013-2014'e geldiğimizde etrafında işte komşulara sıfır sorun, niye başarılı oldu diye olamadı gibi şeyler söyleniyor. Sebep çok açıktı. Karşımızda muhatap ülke kalmadı. Ülke otoritesi kalmadı daha doğrusu. Irak'ta merkez hükümetle anlaşma yaparsanız kuzeydeki bölgesel hükümet ayrı bir şey çalar. Bakın çevremizdeki ülkelerin hepsinde Gürcistan'da Gürcistan Savaşı çıktı. Çıktığında Rusya'ya bir parçalanma derinleşti. Gürcistan, Azerbaycan'ın 1/5 işgal altında. Ukrayna'nın yarısı bir başka kontrol altında. Irak, Suriye, Libya, Yemen, Lübnan ülkelerinde merkezi hükümet şeyi kontrol edemez hale geldi. Bütün ülke sınırlarını kontrol edemez hale geldi. Ve bir muhatap sıkıntısı ortaya çıktı. Hangi ülkeyle nasıl bir muhatapla göreceksiniz? Ve öylesine katliamlar işlenen bir dönem ve dünyanın sessiz kaldığı öylesine kimyasal silah kullanımı gibi öylesine olaylar yaşandı ki
İnsanlar artık istikrardan daha çok kriz yönetimine ayarlı olarak kendini korumaya yöneldi. Ve işte tam da böyle bir dönemde FETÖ denilen çetenin haince teşebbüsleri 17-25 Aralık'tan başlayıp 15 Temmuz'a kadar gelen bütün bunların temel meselesi sahibi, yani hedefi Türkiye'nin o genişleyen etki alanı daraltarak Türkiye'yi kendi içinde kendisiyle uğraşan bir hale getirmekti. Dünyada şimdi geldiğimizde arkadaşlar, bütün bu dört depremin yıkıntıları öyle duruyor. Ta 90'lı yıllardaki sınır değişikliklerle doğan problemler duruyor. Jeopolitik deprem. Dünya terör örgütlerinden kurtulacaktı güya. Irak ve Afganistan'a müdahale etti Amerika. Güvenlik depremi dolayısıyla. Ne Irak'ta ne Afganistan'da şu anda işleyen bir devlet yapısı, işleyen, gerçek anlamda işleyen bir merkezi otorite yok. Irak devletini Bremer denilen bir koloni valisi gibi davranan birisi geldi. Ve Irak devletinin bütün şeylerini, omurgasını kırdı. Ve Irak devleti hala kendisi işleyen bir devlet haline dönüşemedi. Afganistan'da ise Taliban her ay, geçen işte Kazakistan'da, Afganistan'da eski Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştüm. Ülkenin %70'i neredeyse Taliban kontrolünde diyor. Yani Amerikan müdahalelerinin hiçbir başarı veya dayandığı sebepler farklıydı. Çünkü o toplumları dağıttığınız, müdahale ettiğinizde dağılan devlet yapıları bir müddet sonra bölgesel problemlere yol açıyor. Ekonomik kriz etkilerini hala sürdürüyor. Küresel ekonomik deprem ve yapısal depremde bugün de yapısal depremle sarsılmış devlet otoriteleri dağınıklıklarına sürülüyor. Peki ne görüyoruz? Bu tablo böyle dört deprem üst üste gelip birleştikten sonra sistemik bir depreme yol açtı. Üç düzlemde bunu değerlendirip sonra gelecekle ilgili neler olması, neler yapılması gerektiğiyle ilgili bazı kanaatleri paylaşmak istiyorum kitapta yer alalım. Ulusal düzeyde sistemik depremin yansıması ulus devletlerin doğası değişmeye başladı. Bir tarafta yerleşik devlet yapısına sahip olan ülkelerde siyasi elit ile halk arasındaki iletişim mahiyet değiştirdi ve devletin içindeki organlar arasındaki iletişimde mahiyet değiştirdi. Düşünün, Amerika Birleşik Devletleri güya dünyadaki bu sistemik depreme çare veya bir şey söyleyecek en güçlü ülke ama Trump başkanı hiçbir devlet kurumuna danışmadan bir sabah bir tweet atıyor, dünyada piyasalarda yer yerinden oynuyor. Dışişleri Bakanlığından, Hazine Bakanlığından, oradaki kurumlardan görüş alınmış değil. Dış Amerikan diplomatlarının çoğu şu anda diken üstünde. Sabahleyin Trump damadıyla, ailesiyle, yani bir de tamamıyla informal ilişkiler içinde bu Kaşıkçı olayının arkasında Trump'ın damadı var. Suudi Arabistan'a verilen destekte. İşte dünya basını, Amerikan basını bunu yazıyor. Amerikan tarihinde görülmemiş bir şey. Aile ilişkilerinin doğrudan devlet şeyine yansıması. Bu yüzden Hillary Clinton, eşi Clinton'ın başkanlığı döneminde eleştiriye tabi şey olmuştu, muhatap olmuştu. Çok az yansıdı. Oturuyor, sabah Trump bir anda bir mesaj atıyor. Ve bir anda dünyada bir kriz başlıyor ya da yok oluyor. Bir gün Suudi Arabistan hesap vermeli diyor Kaşıkçı'yla. Ertesi gün Suudi Arabistan yeteri kadar bedel ödedi. Artık ödemesin diyor. O arada ne pazarlık dönüyor? Acaba Suudi Arabistan'a ne alınıyor, ne veriliyor? Orada kimler zengin ediliyor bilinmiyor. Şimdi değerlerin, uluslararası sistemin değerlerinin sarsıldığı bir yerde ulusal yapılar da sarsılıyor. Yani ulusal yapıların problemi sadece Suriye'de, Yemen'de falan değil. Şu an Amerikan sisteminin kendisi de bir kriz içinde. Ben Obama'nın iş başına gelmesini 2002 yılında bir Amerikalı başkan, ancak siyahi bir başkan Amerika'yı denge oturtur diye bir konuşma yapmıştım Princeton Üniversitesi'nde. Daha Obama yoktu. Ama bunun mesullerinden biri de Obama'nın kendisidir. Çünkü dünyada savunduğu değerlerle ilgili neredeyse kılını kıpırdatmadı. Trump ise apayrı bir dünyanın desi. Devletin sürekliliği kalmadı. Devlet sürekliliği mefhumu ulus devletlerde sarsıldı. Şimdi Fransa'da ulus devlet sarsıntı geçiriyor. Ve o sarı yelekliler olayı falan olarak sadece görmeyin. Almanya'da, Avrupa'daki ulus bugün devlet liderlerinin çoğu var olan aşırı sağ ırkçı eğilimleri tatmin etmek için siyaset geliştiriyorlar. Çünkü onları tatmin edemezlerse bir sonraki seçimi kazanamaz hale geliyorlar. Bu tipik iki dünya savaşı arasındaki psikoloji,
gittikçe dışlayıcı, ırkçı ideolojilere bir kayış var. Ulus devlet yapıları böyle çözülürken bunun doğal sonrası olarak ikinci katmanda bölgesel yapılar çözülüyor. Neden? Mesela Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı kriz, Macaristan Başbakanı tutuyor, diyor ki benim de iyi hukukum oldu. Bazı açılardan baktığında Turan fikrine falan da atıfta bulunur kendince. Ama İslamofobyanın Avrupa'daki en önemli sözcüsüdür. O mülteci olayları esnasında İslamofobya, yani Avrupa bir Hristiyan kıtadır, bu mültecileri kabul etmeyeceğiz ve biz Macarlar İslam'a karşı Avrupa Hristiyan, Avrupa'nın Hristiyan kimliğini koruyacağız diye makaleleri, konuşmaları var. Ama düşünün, bu zeminde Avrupa liderleri bir araya geldiğinde konuşacakları ortak değerler referansı neredeyse kalmadı. Buna mukabil diğer devletleri, bölgesel yapılara da baktığımızda mesela Körfez İşbirliği konusu, İslam dünyasının en etkin, en başarılı çalışan kuruluşu hiç şüphesiz. Ve kendi aralarında özel hukuklar vardı. Ama Körfez İşbirliği Konseyi şu anda ikiye parçalanmış durumda. Kendi üyesine Katar'a ambargoyu uygulayan bir bölgesel işbirliği örgütü, işbirliği örgütü niteliği sürdürebilir mi? Nitekim son Suudi Arabistan Kralı Katar emirini zirveye davet etti. Haklı olarak da Katar gitmedi. Hem ambargo uygulayacaksın hem de resim vereceksin. Gitmeyeceğini söyledi. Bu Körfez İşbirliği Konseyi de Arap Ligi'nin, hiç adını duyuyor musunuz? Arap dünyasında büyük bunalımlar var. Neden? Çünkü Arap Ligi'nin önemli aktörlerinin hepsi birbirleriyle mücadele halinde. Arap Baharı ile ilgili tutumlar dolayısıyla. İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs gibi bir konuda, işte Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye davet etti. Neredeyse hiçbir Arap ülkesi gelmedi. Yani Ürdün ve Filistin lideri dışında önemli Arap ülkelerinin devlet başkanı düzeyinde gelmediler. İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs ile ilgili toplanamayacaksa, liderler düzeyinde toplanamayacaksa toplanır. Ama birçok önemli Arap ülkesi Dışişleri Bakanı göndermedi. Bu bölgesel yapılardaki çözülme, mesela Myanmar'da oluyor olduğunda biz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirebilmiştik. Arap Ligi ile oturup bazı meseleleri konuşuyorduk. Bölgesel yapılarda da çözülme var. Ve nihayet uluslararası sistemin ana örgütü olan Birleşmiş Milletler artık işlevselliğini kaybetti. Aslında Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, şu anki Genel Sekreter Antonio Guterres, benim şahsi dostum da olan ve son derece dünya meselelerine vakıf eski Portekiz Başbakanı, Müslümanlara da şey yaklaşan bir insandır, İslam dünyasına, Filistinlere çok sıcak bir yaklaşım vardır. Ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinde herhangi bir uygulama gücü kalmadı. Birleşmiş Milletler zemini, benim yine belki Mahmud Abbas da bunu hep her gördüğünde bana zikreder. Belki hani ahirete gittiğimizde dünyadan ne getirdiniz dendiğinde yine şehitleri diyen İkbal gibi, eğer bütün bu hizmetlerden bir gün hesap önünde ne var diye sorulsa birkaç sahnedir, birçok sahne var ama bir Birleşmiş Milletler'de Filistin için Mavi Marmara olayından sonra yaptığım konuşma, Myanmar'a gidişimiz, Filistin Gazze bombalanırken orada Gazze'de bulunmamız ve daha birçok olay. Ama bir tanesi var ki özeldir. 2012 Kasım'ında Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda üye statüsü, devlet olmayan üye ülke statüsü, üye olmayan ülke statüsüyle Birleşmiş Milletler'e kabulü için yapılan oylamada iki ülke temsilcisi vardı. Bir Filistin Devlet Başkanı, bir de Türkiye Cumhuriyeti temsil eden biz ve o gün Filistin Devlet olarak kabul edildi. Peki Arap ülke dışişleri bakanları neredeydi biliyor musunuz? İstanbul'da, hafta sonunda İstanbul'daydılar hepsi. Bir gün sonra benimle yapacakları toplantı için İstanbul'da. Erkenden gelip İstanbul'da kaldılar. O arada bu toplantı erkene alınca biz New York'a gittik. Filistin adına konuşmayı yaptım. O üye karar alınca kucaklaştık. Bayrağı çekme kararı aldık. Hiç uyumadan geri döndüm ve Araplar ülkeleri dışişleri bakanlarına da yetiştik. Burada, İstanbul'da.
Mahmud Abbas hep söyler. Bir, çok iyi hatırat yazar. Bir gün hatıramı yazdığımda en baş hatıralardan biri olarak o gün Birleşmiş Milletler salonunda benim yanımda sadece Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı var diye yazacağım dedi. Yani Filistin'le ilgili oylama olacak ve İstanbul'da bana uyku haramı olmayacak. Mümkün mü? Niçin bakan oluruz? Niçin başbakan oluruz? Niçin ilim adamı oluruz? İşte bu hedefler için. İslam dünyası bu anlamda kolektif şey yeteneğini kaybetti. Hareket etme yeteneğini. Ve bunda Türkiye'nin gittikçe artmakta olan gücüne haset duyan bazı ülkelerin de önemli rolü ve etkisi oldu bana bilin. Ben detaylarına girmeyeyim. Özellikle Mısır'da gerçekleşen darbe sonrasında Türkiye'nin takıntılı tutum sebebiyle. O da çok Arap Baharı konusunda çok şeyler söylenebilir. Ama şunu unutmayın. Türkiye'de kendimiz için haklı gördüğümüz ve uğrunda mücadele ettiğimiz değerleri başka bir ülkenin gençleri talep ettiğinde onların yanında değil de karşısında olmak en büyük ilkesizliktir. Nihayet Rabia Meydanı'ndaki gençler, Tahrir Meydanı, Libya'da da var Tahrir Meydanı. Oradaki gençler ne talep ettiler? Bizim Türkiye'yle biraz tutumun örnek olarak özgürce düşünmeyi, özgürce yazabilmeyi, demokrasiyi, öyle hayat boyu süren otoriter liderlikler yerinde tekrar tekrar hesaba çekilebilen, soru sorulabilen, hesap verebilen bir siyasi anlayış. Bunlar istediler. Peki biz bunları istemedik mi? 28 Şubat'ta bunlar için biz yüreğimiz yanmadı mı? Bunları biz istemedik mi? 12 Eylül'de istemedik mi? Doğal olarak biz o taleplerin yanında yer aldık ama hiçbir zaman herhangi bir ülke içindeki iç çatışmayı körüklemedik. Şimdi dünyada ulusal sistemlerde, bölgesel sistemlerde ve uluslararası küresel sistemlerde işte burada zikrettiğim şekilde büyük bir bunalım var. Ve bunlar içe geçmiş durumda artık. Ve bir bu kadar kritik bir coğrafyanın içinde hani hem akademik hem de devlet görevi itibariyle tecrübe kazanma imkanına ve şerefine nail olmuş bir dostunuz, kardeşiniz olarak söyleyeyim. Önümüzdeki günler çok daha kritik olacaktır. Herhangi bir çözüm üretici mekanizma kalmadı. Ulusal yapılar çatır çatır dağılıyor. Bizim peki burada çıkış şeyimiz ne? Üç alanda da. Birincisi, kitapta da 5 I prensibi diye ayrı bir şeyle bunu anlattım. Kazakistan'daki konuşmamda da söyledim. Bir psikolojik yenilenmeye ihtiyaç var. Dünyada bu kadar kötü gidişin görüntüsünün oluşturacağı nihilistik karamsarlığa girmememiz lazım. Türkiye için de bu aynı şekilde. Son dönemde çok sık gündeme getiren komplovari yapılacak şeylerin bir kısmı doğru olabilir. Ama kendinizi onun içine soktuğunuzda çözüm üretemezsiniz. Önce psikolojinizi yenileyeceksiniz. Sağduyulu bir şekilde durup ne oluyoruz, nereye gidiyoruz sorusunu hiçbir şahsi ya da kısa dönemli bir perspektifle bakmadan sorup sadece bu şekilde bakmaya değerlendirmeniz lazım. Ama tabii Trump örneğinde olduğu gibi kendi hayatlarında sağduyu yansıtmamış yaklaşımların egemen olduğu bir dünyada yeni Trump'lar çıkar. Ve bugün Avrupa'da bu anlamda Avrupa'da da vizyoner şeyler yani liderlikler artık psikolojik olarak yenileneceğiz. Türkiye'de de birçok meselelere karşı karşıya kalabiliriz. Birçok sorunlara, ekonomik, siyasi, kültürel birçok sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer psikolojimizi sağlam tutarsak bunları aşarız. Ama bunları çözülemez görüp bir nihilizmin içine girersek kendimize ayak bağı oluruz. Bunun için de bunu aşabilmenin de psikolojilerin en önemli şartını biliyor musunuz? Düşünce özgürlüğü. İnsanların düşüncelerini söylemekten korktuğu bir dünya. İnsanların kanaatlerini serdetmekten korktuğu bir ülke psikolojik olarak rehabilite edilemez. 28 Şubat döneminin o karanlık günleri ne bizim isyanımız düşüncemize getirilen sınırlamalardı. Ve bir gün hani ilke bir akademisyenin devlet hayatına bakışı itibariyle söyleyeyim. Dışişleri Bakanı oldum. Devlet uygulaması eleştirmek açısından değil sadece ama bir akademisyen yaşadığı
Şok demeyeyim ama en azından bir farklı bir şey. Bir makale getirdiler. Masamda duruyor makale. Okuyacağım diye bir kenara koydum. Masamın üstüne konmuş. Danışman büyükelçimiz getirmiş. Diplomat getirmiş. Ben de okunacak herhalde dedim. Bir büyükelçimizin yazdığı bir makale. Okuyacağım diye bekliyorum bir uygun vakitte. Geldi efendim dedi, makaleyi okudunuz mu dedi. Okuyacağım elim boş olunca dedi. Ama dedi izin için getirdik onu dedi. İzin. Ne izin dedim? Yayınlanabilmesi için sizin izin vermeniz gerekiyor dedi. Bir dakika dedim, ne demek istiyorsun? Dedi hani bir izin vereceksiniz, o da büyük eşitliğim ki ben sansürcü başımıyım. Ben bakanım. O büyük eşit o zaman müsteşar yardımcısı. O da müsteşar yardımcısı. İstediği yerde istediği yazı yazabilir. Ben eğer ona güvenmeseydim müsteşar yardımcısı yapmazdım. Bakanlık makamı sansür makamı değildir. Yayınlasın. Ama Türkiye'yi zora sokan veya akademik olarak zayıf bir yayın çıkarsa onu müsteşar yardımcısından alırım. O zaman üyeyi de uygularım. Ama yayınlamadan önce bir makale benim önüme getirilip benden sansürcü başlık istenmez. Herkes istediği görüşü üretebilir. Eğer makamına yakışmayan bir görüş söylerse o zaman yayın yapar. Şimdi dedim al bana götür, yayınlasın, yayınladıktan sonra bana getirin. O zaman okuyacağım. Ben anlamam. Yani şu açıdan doğru görmem. 28 Şubat'ta bu yüzden bakın gerekçesini bir kısmınız biliyordur. Bir gün ben o sırada bir gazetede de yazarlık yapıyorum. 28 Şubat'ın 16. günlerinden biri o günkü önemli şahsiyetlerden biri bir konuşma yaptı. Ve bizim gibi düşünenlere çok ağır hakaretleri, hakaret olarak gördüğüm bir konuşma. Mağara, yarasa, karanlıkları hatırlayacaksınız. Ben de bunlar karanlıklardan beslenen yarasalar gibi ifade. Ben de bir yazı yazdım ve buna karşı bir tepki ortaya koydum. İsteyenler şeye bakın. Ondan bir müddet sonra rahmetle anıyorum. Ömer Faruk Batıler, rektörümüz, Marmara Üniversitesi rektörü. Zor şartlarda benim üniversiteye, oradaki ideolojik kalıplar sebebiyle zor şartlarda almış bir hocayı. Ve 28 Şubat'ın bütün o yasaklarına direnmeye çalışın. Buradan da sayın rektörümüze ifade etmek için söylüyorum. Tabii mütevelli başkanımız da duysun. Ömer Dinçer Hoca o zaman bizim bölüm başkanı gibiydi. Ömer Hoca'ya demiş belki ya yazılarını kessin Ahmet Bey. Yani bıraksın yazı yazmayı. Ömer Hoca da demiş ki ya onu tanırsınız böyle bir şey söylersek. Hem kabul etmez hem zaten intesi var ben ona böyle bir şey söylemem demiş. Ömer Hoca da o özelliğini hep korudu. Allah bugün babası vefat etti, defnettik. Allah rahmet eylesin orada. Buradan önce. Dekan geldi. Ben dedim tamam rektör beri gider konuşurum. Rektör dedim efendim böyle bir şey geldi bana. Evet dedi ya. Yazıyı bıraksanız bir takım baskılar geliyor bize dedi. Yazdıklarınız dolayısıyla. Dedim ki hocam ben dedim tam o gazete o gün yazdığım gazeteyle görüşüyordum. Stratejik derinlik yazmaya başladığım için yazıları bırakacaktım ama madem böyle bir tepki gelmiş haftada iki yazıyordum şimdi üç yazacağım dedim. Dedi ya Ahmet Bey dedi işte şartları biliyorsunuz dedi. Hocam dedim sizin şartlarınız çok iyi ve siz burada bir mücadele veriyorsunuz. Başörtü yasağının nadiren az uygulandığı bir yerde Marmara Üniversitesi. Ben dedim benim sizin burada bulunmanız benim bir öğretim üyesi olarak bulunmamdan daha önemli. Ama ben bu kadar yıllık ilmi, babamın işini, bütün hayatımın akışını değiştirip de ilim hayatına susmak için gelmedim. Eğer konuşması gereken yerde konuşmayan bir ilim adamından daha zehirli birisini bilemem. Onun için benim istifa mektubum şu, siz zora kalmayın, istifamı kabul edin ve onlara da söyleyin ki istifasını aldım. Ben dedim başka bir imkan dedi. Biz sizleri kolay mı bulduk dedi. Gözleri doldu. Allah rahmet eylesin. Kolay mı dedi biz sizi üniversite öğretmeniz? Biz sizden neler bekliyoruz biliyor musunuz dedi falan. Olabilir hocam dedi. Onun için dedi git yaz ama dikkatli yaz dedi. Hocam dedim ben dikkatli yazamam. Bildiğim en kötü sansür otosansürdür dedim. Otosansür yapamam. Bildiğimi yazarım. Doğru bildiğimi konuşurum. Ama dedim size bu yazı, bu imzalı mektup sizde kalsın. Bir daha baskı gelirse ben, tamam şimdi işleme koymayın. Bir daha baskı gelirse ben zaten istifasını almıştım dersiniz ve işleme koyarsınız. Sizi burada koruruz dedim. Çünkü o günlerde
Bunu söylemiş biri olarak da, şimdi de söylüyorum, üniversitelerimizde farklı kanaatleri, farklı düşünceleri her zaman yer olmalı ve her şeyi tartışabilmeli insanlarımız. Bugün dünyadaki en büyük meselelerden birisi insan onuru ile ilgili ortak bir tavır alamayışımızdır. İnsan onurunun esası da iradeyle birlikte ahsen-i takvim olarak yaratılmış eşref-i mahlukatın iradesine ve kanaatine hürmetsizliktir. Makası-ı şer'i olarak bilinen ilkede aklın korunması, canın korunmasından sonra aklın korunmasının gelişi, aklı koruyamazsa diğerlerini koruma şansımız olmaz. Şimdi dünyada öylesine bir nihilistik hava var ki, Avrupa'da İslam, Müslümanca bir görüşü savunmanın imkansızlaştığı bir şey yaşıyoruz. Ama bir taraftan da Amerikan, yani düşünün sırf Müslüman kimliği dolayısıyla Trump giriş yasağı koyuyor. Müslümanlara giriş yasağı. Ama buna Hristiyanlar, Batı şeyler de, diğer İspanikler de tepki gösteriyor. Ve bu sene de işte kongrede ne kadar engellenirse engellensin, iki Müslüman hanım kongreye girdi, biri de başörtülü. Bu ikilem devam edecek bir müddet daha. Yılmadan, usanmadan bir kere psikolojilerimizi sağlam tutacağız. Ve başta söylediğim o iyimser, realistik iyimserliği, realist, gerçekçi iyimserliği korumaya gayret edeceğiz. Yeni fikirler üreteceğiz. Bunun için ortamlar hazırlayacağız. İkincisi yapısal çözüm, yani yapısal tedbir. O da devletlerin bölgesel, ulusal, bölgesel ve küresel kurumların yapılarını rehabilite etmek zorundayız. O çözümler karşısında bunu rehabilite edecek ilkeyi de ben size söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde, aynen 11 Eylül sonrasında iktidara geldiğimizdeki dünya trendinin dışında davranmak gibi, Türkiye'nin de bu şekilde popülist, dışlayıcı, dar kalıplara ülkeleri daraltan ve insanlığı daraltan akımların her yerde genişlemesi, yayılmasına karşı biz içselleştirmeyi, kapsamayı, herkesi kuşatmayı esas alan bir yaklaşım sergilemek zorundayız. O zaman farklılığımızı ortaya koyarız. Korkuyla, dürtüyle değil, özgüvenle davranacağız. Ama özgüvenimiz sloganik bir özgüven olmayacak. Hamasi bir özgüven olmayacak. İyi bir donanımla yeni nesilleri öylesine güçlü bir şekilde donatacağız ki çıktıkları her uluslararası forumda saygı görecekler, fikirleri kale alınacak. Ben şu da dikotemiyi de, yani bir ikilemi de çok doğru bulmadığını söyleyeyim. Evrensellik, millilik. Birçok vesile de söylüyorum. Evrensel olmayan milli olamaz. İnsana hitap etmeyen birisi kendi milletine hitap edemez. Onun için Şeyh Edebali İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş. Türkmen boylarını yaşat ki devlet yaşasın dememiş. İnsanı yaşatamayan kendi milletini yaşatamaz. İnsana hitap etmeyen kendi milletine hitap edemez. Bunun tersi de geçerlidir. Milli olmayan da evrensel olamaz. Bunun ikisini biz bir araya getirdiğimiz için dünyada saygı görmüştük. Türkiye'de de duruş kitabında özellikle zikrettiğim şeyde Türk-Kürt Alevi-Sünni çatışmalarına karşı, çatışma planlarına karşı içselleştirici yapısal kimliği, birleştirici, bütünleştirici yapısal kimliği öne çıkartacağız. Bu her ülke için geçerli. Ve Türkiye'nin kurumlarını da herkese açık hale getireceğiz. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendisinden bir şeyi devlette görecek. Hangi etnik ve mezhebi geçmişe sahip olursa olsun, nereli olursa olsun. Ve devlette görüşü, her gördüğü merhametli bir şefkati ve kudreti de hayatında hissedecek. Onun için iki hafta önce Cizre ve Şırnak'taydım. İçimde bir şey olarak, ukde olarak kalmıştım. Biliyorsunuz 23 Temmuz 2015'te iki polisimizin uyurken esnesinden şehit edilmesi üzerine terörle mücadeleyi başlatmıştık. DAEŞ'e, DAEŞ, KPÇ ve PKK'ya karşı. Ve çok net bir talimatla, yazılı talimat da birlikte. Bütün çukurları, hendekleri kapatıp barikatları yok edeceksiniz ama tek bir Kürt vatandaşımızın gönlünü kırmayacaksınız. Ve o çukura karşı yürütülen operasyonlar devam ederken hepiniz atılacaksınız. Her hafta cuma namazını ve bir hafta sonunu bu operasyonların sürdüğü bir şehirde geçirirdim.
bir ilçede geçirdim. Sur'a gittim, Bartu'ya gittim, Silopi'ye gittim, Van'a gittim. Şanlıurfa'ya zaten hemen Ceylanpınar'a gittim. Cizre'ye başbakanlıktan ayrılmadan hemen önce Cizre'ye gitmeyi planlıyordum. Olamadı, nasip demiş. 2 sene gecikmeli gittim. Cizre sokaklarında o şen şakrak çocukları gördüğümde ve hepsi büyük bir muhabbetle sarıldılar. O yaraların sarılmakta olduğunu görmekten de büyük mutluluk duydum. Bu ülkenin vatandaşlarının hepsi bizimdir. Bütün devletler için bu problem var. Ama biz kendi şeyimize bakarak söylüyoruz. Ve eğer sizler gelirken sordum, Türkiye'nin her yerinden öğrencimiz geliyor mu diye, elhamdülillah geliyor denmesinden de mutlu oldum. Bir gün Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, o zamanki malum partiden, tahmin edeceğiniz partisinin, birisi kalktı şöyle bir şey söyledi. Bakın bütün bu birikim üzerine, hani psikoloji değiştireceğiz, yapısal değişim için temel kavram dedim ki içselleştirme, kapsama, senin adetme. Dedi ki, siz ve başbakan dedi, hep Saraybosna'nın kaderi İstanbul'un kaderidir. Buhara'nın kaderi İstanbul'un kaderidir. Kudüs'ün kaderi İstanbul'un kaderidir diyorsunuz. Bir kere bile ağzınızdan Diyarbakır'ın kaderi İstanbul'un kaderidir diye bir söz çıkmadı. Bekliyor, beni köşeye sıkıştıracak daha küçük mantığıyla. Kalktım, cevap vermek için. Doğru duymadım, duymayacaksın. Çünkü ben hiçbir zaman Diyarbakır'ın kaderi İstanbul'un kaderidir demeyeceğim. Ve bunu zürat ederim. Niye biliyor musun dedim. Dışarıda olan için kader ortaklığı söylenir. Semerkant dışarıda şu anda. Bizim kudretimizin dışında bir yerde. Bizim devletimizin dışında bir yer. Saraybosna dışında. Ama Diyarbakır bizim parçamız. Diyarbakır biziz. Demin çünkü Diyarbakır biziz. Biz Diyarbakır'ız. Diyarbakır bizden gayrı bir şey değil ki İstanbul'la karşılaştırayım. Ve Diyarbakır'a Sur'a gittiğimde tam 1 Nisan 2016 operasyonlar yeni bitmek üzereydi ama hala çatışmalar vardı. Beni uyardılar. Dediler ki güvenlik birimleri, efendim miting yapmasak dediler. Ben biliyorum olacağım, onun için sesimi çıkarmadım. Yapmayalım, tamam dedim. Ama dedim karşıda Hasan Paşa Hanı var. Ben Ulu Cami'de Cuma namazımı kılarım. Hasan Paşa'nın da hanında da konuşmayı yaparım. Şey konuşması, Sur'u nasıl hikaye edeceğimiz. Ya bir Ulu Cami'de ben ama yani büyük bir mekandır, kutsal bir mekandır Diyarbakır Ulu Cami. Bursa Ulu Cami ve Diyarbakır Ulu Cami çok özel. Ulu Cami çıkışında Diyarbakırlar kendi mitinglerini yaptı. Binlerce Diyarbakırlı meydandaydı. Binlerce. Dedim ki bakın, siz çekindiğiniz zaman Diyarbakır'da iradesini koyun. Çekin şimdi otobüsü konuşacağım dedi. Otobüsü çektik ve Diyarbakırlara konuşma yaptık. Sur'da o mücadele sürerken o Diyarbakırlı bir başbakanı ağırladıysa benim o Diyarbakırlı'ya borcum vardır. Dedim ki size Torosların yiğit Türkmen obalarından Diyarbakır'ın yiğit Kürt aşiret obalarına selam getirdim dedim. O meydanı nasıl inlediğini düşüneceksiniz. Ve şunu da söyledim. Bunu da inanarak söylüyorum. Ben Konya'da Toroslar'ın dağındaki bir Türkmen çocuğu olarak benim hakkım bu ülkede ne kadarsa Hakkari yaylasındaki bir Kürt kardeşimin de hakkı o kadardır. Ne eksik ne fazla. Biz bunu yaparsak bu milleti bir arada tutarız. Ve ulusların parçalandığı küçük ihtilaflar sebebiyle Ukrayna'nın fiilen ikiye bölündü Ukrayna. Parçalandığı bir dönemde bizim dönemleri kazanmamız lazım. Teröre karşı en sert mücadeleyi yaparsınız ama tek bir vatandaşımızın kalbini kırmazsınız. Bu vatandaş öyle bir vatandaş ki terörle mücadele başlayıp 3 veya 5 gün sonra Ceylanpınar'a gittiğimde yine hiç hafızamdan çıkmayan her memleket meselesini düşündüğümde böyle kulaklarımda ve zihnimde yankılanan bir sestir. Hep yankılanan. Emniyet müdürünü ziyaret ettik. Polislerimizin şehit edildi, çalıştı. Oradan çıkarken belediye başkanımız Menderes Bey, kahraman bir belediye başkanıydı, bir AK Parti'den.
Dedik efendim birkaç bin kişi belediyenin önünde toplandı, hitap etmenizi bekliyorlar. Olur dedim, geliyoruz. Hemen beni korumalar, bütün bu durumlarda olduğu gibi en heyecanlı yerinde kesmek isterler. Arabaya alıp arabayla götürecekler. Dedim ki ne kadar? 2 kilometre. Ama dediler hemen aşağısı Suriye sınırı, oradan da bir saldırı olabilir falan. Güvenlik için bilmeniz lazım. Yok dedim. Ben Ceylan Pınar Sokağı'nda yürümezsem başbakan olarak, Ceylan Pınar'da o sokağa çıkmaya korkar. Yürümeye başladık. Gazetecilerden biri döndü, oradan bağırdı. Sayın Başbakanım dedi, eşiniz de burada. Çelik gerek mi var üstünüzde, bu kadar rahat yürüyorsunuz? Daha ben cevap vermeden bir Ceylan Pınar'la oradan bağırdı. Onun çelik gereği biziz dedi. Hiçbir ses yok. Ulusların parçalandığı bir dönemde arkadaşlar, darlaştırıcı, dışlayıcı bir etnik kimlik ya da mezhep kimliği üzerinden ülke vatandaşlığını daraltırsanız, hitap ettiğiniz zaman 80 milyon hitap etmezseniz, biz ve onlar diye bir anlayışı yerleştirirseniz, o ülkenin bu krizi aşması çok zor olur. Çünkü zaten ortalığı kışkırtmak isteyen nice insanlar var. Onun için Yunan her girişimde, Yunan hep örnek veririm, kulu Yunan. Kürt, Türk, bu bizim coğrafyamız, bizim alanımız. Onun için başbakan olarak, bir sünni başbakan olarak Erzincan'da cemevine gittiğimde de onları hissettim. Ben kimliğini, hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğini en önemli kimlik olarak görürüm. Onun içindeki kimliklerin hepsine saygı gösteririm, kendi kimliğimle de gocunmam. Ama 4 kesim vardır ki arkadaşlar, bugün zaten Batı bu imtihanı yaşıyor. Biz bu imtihanı aşmalıyız. Bugün Fransız başkanı düşünün, Le Pen olsa ki gidiş öyle. O sarı yelekliler o kadar masum görmeyin. Onlar Le Pen'le de irtibatlıydı, yani karşı çıktıkları şey. Bazı şeyler doğru olabilir, karma grup olabilir. Ama Le Pen iktidar olsa Fransa'da yaşayan Müslümanlar herhalde vatandaşlığın haklarından istifade edemez hale gelirler, değil mi? Obama gizli Müslüman diye çıkartıldığı için neredeyse Trump gelir gelmez Müslümanlara giriş yasağı koydu. Bir ateşten gömleği taşıdığımız kimlik olarak taşıdığımız, biz onu ateşten gömlek gibi görmüyoruz. Yaşadığımız, sahip olduğumuz, hayatımız anlamlı kalan en önemli kimlik olarak görüyoruz. Bu Müslüman kimliği. Kim ne yaparsa yapsın. Ama onlara dışarıda direnebilmek için içeride birleştirici kimlikleri referans almamız lazım. Dışlamamamız lazım. Bir toplumda 4 kesim hepsi giderim. Eğer muhatabına kimliğiyle bakarsa yaptığı işe ihanet etmiş olur. Yani kimliği dedim, bu kimlik illa etnik mezhebi değil, hemşeri kimliği de olur, başka bir kimlik de olur. Aşiret kimliği de olur, aile kimliği de olur. Bir, koca talebe ilişkisi. Bu kadar farklı kesimler için hocam talebem oldu. Bir kere bir sınıfa girsem ve acaba bu talebeler şuralı mı buralı mı? Şu kökenden mi bu kökenden mi diye bir soru zihnimden geçse gider tövbe istiğfar ederim ve bir daha ders vermem. Çünkü ilim kapısı Allah-u Teala'nın el-alim isminin yansıması olarak herkes açıktır. Kimsenin şeyini kapatmak şansınız yok. Fark gözetemezsiniz. 2, hakim ve davalı şey, muhatabı. Hakim hükmederken davasının kimliğine bakmaz, adalete bakar. İlim adamı ilme bakar, hakim adalete bakar. Bir hakim ki bu FETÖ denilen iğrenç, adi örgütün bu topluma verdiği en büyük zarar, bu güveni yok etti. Hakimin önüne gittiğinizde hakimin elindeki dosyanın size neler getireceğini bilemiyorsanız, siz hakimi gibi görmezsiniz. O sizi mutlaka cezalandırılması gereken bir parazit, siz de onu her an zulmedecek biri olarak görürsünüz. Bunları yaşadı bunlar. Üçüncüsü, onu da Sarhan üzerinden gördüm. Hekim-hasta ilişkisi. 2 hafta önce İstanbul'da katılmaya hiç şey yapmadığım, hani tereddüt göstermediğim nikah merasimidir. 15 Temmuz şehit veya gazinin, şehit yakınları veya gazilerin merasimidir. O gencimizin nikahının şahidi oldum. Oğlumun da arkadaşı.
Boğaziçi Köprüsü'nde Erol Olçok rahmetliden önce yaralanan ve hastaneye kaldığından, darbenin başarılı olduğunu zanneden bazı doktorlar onu 2-3 saat tedavi almamışlarsa size kim sokağa çıkarttıysa onlar tedavi etsin demiştir. Şimdi o andan itibaren hekimlik bitmiştir. Ve dördüncüsü de devlet adamı vatandaş. Siyasi rekabet yaparsınız, tartışırsınız, edersiniz ama devlet görevi üstlendiğinizde ister siyasi olsun, ister bürokratik kimlikte önünüze gelen vatandaşı vatandaş olarak görürsünüz. Şimdi ulus devlet yapıları bugün hani yapısal problemlerde bu kimliği parçaladılar. Parçalayanlar çökecek, bundan emin olun. Kim parçalarsa çökecek. Ben tarihte hiçbir örnek görmüyorum ki bir dönem dışlanan bir sonraki dönemde dışlanmamış olsun. 1942 tarihini esas alsanız 1943 tarihini dünyanın bir 100 yıl SS'ler idare edecek zannederdiniz. En kudretliler onlardı. Ama herkesi dışlıyorlardı. 2 sene sonra o SS şeyleri kaçacak. Latin Amerika'da bile her yerde takip ediliyorlardı. Dışlamayacaksınız. Bugün Trump'ın bu mirası bakın nasıl reddedilecek ileride. Ve nasıl özürler dilenecek Amerikan demokrasi adına dilenmek zorunda kalmayacak. Biz zor dönemden geçiyoruz. Kimliğimizden taviz vermeyeceğiz. Gerekenleri yapacağız. Kendi aramızda da tahkim edeceğiz. Yapıları, devlet kurumlarını da tahkim edeceğiz. Bu bağlamda üçüncü unsur, birincisi psikolojik yenilenme, ikincisi yapısal yenilenme. Yapısal yenilenmede de içselleştirme, katma. Herkesi içine katarak büyüme, dışlayarak. Üçüncüsü de yeni bir vizyon üretme. Şu anda dünyada bir Amerikalıya sorsanız, Trump yönetimi devam etse ne olur? 10 sene, 20 sene sonra Amerika bir vizyon var mı diye Amerikan yönetiminin söyleyeceği bir vizyon ortaya koyamaz. Koyamayacaktır. Zihnini canlandıramayacak. Dünyadaki vatandaşlar şeylerin çoğuna sorduğunuzda gelecekle ilgili bir vizyon. 90'lı yıllarda bu vardı. İyi de anlamda söylemiyorum ama bir vizyon vardı. Şimdi bizim sadece kriz yöneterek ülkemizi, bölgemizi, dünyaya yönetebilmemiz insan sadece Türkiye olarak söylemiyorum her ülke açısından mümkün değil. Çünkü krizler arka arkaya birikti ve sistemik deprem denilen bir depremin ta içindeyiz. Esas bu depremden çıkış yeni bir vizyon üretmekten mümkün olabilir. Defansif olmayan, dışlayıcı olmayan, içselleştirici, yapıcı ve insanlığın üzerindeki bu ölü toprağını kaldırıcı şey temel sahip yeni bir vizyon üretilmesidir. İşte bu sistemik deprem kitabında hem bu depremleri analiz ettim hem de bahsettiğim çerçevede psikolojik yenilenme nasıl olur? Ulusal yapılar yeniden nasıl kurulur? Bölgesel yapılara nasıl işlerlik kazandırılır? Ve küresel düzen yeniden nasıl inşa edilebilir sorularına cevap vermeye çalıştık. İnşallah kitap çıktıktan sonra okursunuz, bir de hep beraber konuşuruz. İlk defa da burada aktarmış oldum. Tekrar... Karatay Üniversitesi'ne çok değerli kardeşim Selçuk Bey, Arslan Bey, bütün mütevelliyet üyelerine, değerli rektörümüze ve bütün hemşehrilerimize ve tabii öğrencilerimize ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Karatay Üniversitesi öylesine kökleşecek ki sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ses getiren ilmi açılımlara sahne olacak. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun.